Diğer videolarda bir devrede dolaşan akımın bir manyetik alanı nasıl yarattığından bahsetmiştik. Bu videoda bunun tersinin, yani manyetik alandaki değişimin bir devrede akım oluşturmasının nasıl gerçekleştiği hakkında konuşacağız. Daha doğrusu, bir devrenin manyetik akısındaki değişimin nasıl akım oluşturduğunu inceleyeceğiz dersem daha iyi olacak sanırım. Evet, bunun Nasıl oluyor da bir akım, bir indüksiyon akımı yarattığından bahsedeceğiz. Buradaki çizimi manyetik alanı göstermek için kullanacağım. Bunlar manyetik alan çizgileri. Pek de çizgiye benzemediklerini ben de kabul ediyorum. Bunun sebebi çizgilerin size doğru geliyor, yani ekrandan dışarı fırlıyor olmaları. Anlaştık mı? Eğer bunların ok olduğunu düşünürseniz, bunlar okların uç noktalarını gösteriyor olacak. Manyetik alanı buradaki gibi manyetik alan çizgileriyle ya da manyetik alan vektörleriyle gösterebilirsiniz. Çizgi kullanırsanız çizgilerin sıklığı ya da yoğunluğu size o manyetik alanın gücü konusunda bilgi verir. Mesela burada sağa doğru gittiğinizde çizgilerin sıklığı azaldığından dolayı manyetik alanın zayıfladığını anlıyoruz. Aynı şekilde vektörlerle çizmek isteseydik buradaki vektörleri Diğer taraftakilerden daha büyük çizmemiz gerekirdi. Şimdi bir devre çizelim. Evet, buraya telden yapılmış bir devre yerleştiriyorum. Bu devreyi buraya yerleştirirsem bu arada devrenin ve manyetik alanın da sabit olduğunu varsayıyorum. Devrenin çevrelediği yüzeyden geçen manyetik bir akı olurdu, öyle değil mi? Eğer manyetik akının ne olduğunu bilmiyorsanız, manyetik akı videomuzu seyretmenizi öneririm. Şimdi bu devreyi buraya yerleştirip hareket ettirmezsem hiçbir şey olmaz. Ancak yüzeyden geçen akıyı değiştirmenin bir yolunu bulursam bir akım elde edebilirim. Örneğin şu an manyetik alan ekrana doğru yani ekrandan size doğru uzanıyor. Bu manyetik alanı değiştirip size doğru olan manyetik akıyı arttırabilirsem bunları daha geniş olarak çizmeye çalışıyorum ya da buradaki çizgilerin sıklığı artarsa bir akım elde ederim. Hatta oluşacak akımın yönünün de bu olacağını söyleyebilirim. Biraz daha net olsun. Evet, akım bu şeklin etrafında saat yönünde olur. Bunun sebebi akıdaki değişimin bu akımın akmasını sağlayan elektromotor bir kuvvet yaratmasıdır. Manyetik akıyı değiştirmenin başka yolları da var. Eğer manyetik alanı zayıflatırsam yani akıdaki değişim ekrandan içeri doğru olursa akımın yönü bunun tam tersi olur. Burada önemli olan bu devre tarafından çevrelenmiş yüzeydeki akı değiştiğinde bunun bir akım oluşturacağını anlamanız. Eğer bu devreye dokunmaz manyetik alanında değiştirmezsem akım elde edemem. Ama akıyı bir şekilde değiştirdiğim anda akım elde edebilirim. Anlaştık mı? Aslına bakarsanız manyetik alanı değiştirmeden devreyi yerinden oynatırsam, örneğin buraya doğru alırsam, yüzeyden geçen akı manyetik alan burada daha kuvvetli olduğu için artar. Öyle değil mi? Devre buradayken sola doğru hareket ettirirseniz, akımın yönü buradaki gibi olur. Tam tersini yaparsanız da, yani devre buradayken buraya alırsanız manyetik alan burada daha zayıf olduğu için ters yönde bir akım elde edersiniz. Bunlara ek olarak akıyı devrenin alanı değiştirmek de etkiler. Bu devrenin esnek tellerinden yapıldığını hayal edersek, şöyle büyüttüğümüzde, şöyle çizeyim, buraya doğru esnetip alanı büyütürsek, evet şu şekilde büyürse, ekrandan size doğru gelen akı artacağı için yine bu yönde bir akım elde ederiz. Önümüzdeki videolarda daha detaylı olarak inceleyeceğimiz akıdaki değişimin bir akım yaratması fikri Faraday yasasının özüdür. Yazıyorum. Faraday yasası. Dediğim gibi önümüzdeki videolarda daha çok detay göreceğiz ama bir devrenin oluşturduğu yüzeydeki manyetik akıda bir değişim olduğunda bunun o devrede bir akım oluşmasını sağlayacağını bilmenizi istiyorum.